Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün bebeğin boynunda kordon var mı? Kordon varsa bebeğin boynundaki kordon bebeğimize ne gibi zararlar verebiliyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii göbek kordonunun doğum sırasında bebeğin boynunda olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Bebeğin boynuna en az bir tur yani 360 derece dolanmış olacak ki biz buna bebeğin boynunda kordon dolanmış diyeceğiz. Bu çok sık karşılaştığımız bir antite ancak her vakada klinik bir önemi yok. Yani bebeğin boynuna kordon dolandı diye herhangi bir problem olacak diye bir şart yok. Şimdi detaylarından size zaten bahsetmek istiyorum. Yani bebeğe veya anne karnındaki bebeğe veya yeni doğan döneminde bebeğimize herhangi bir zarar verir mi yok mu? Bu konuyla ilgili elimizde çok fazla bir veri yok aslında ancak yine küçük olgu sunumları veya küçük böyle olgu derlemeleriyle karşılaşabiliyoruz. En çok tabii korkulan şey bebeğin boynunda kordon olduğu zaman bebeğe kan gitmesi bozulur ve bebekte bir asfiksi yani nefes ve oksijenizasyonla ilgili bir sıkıntı olur mu olmaz mı bu tartışılıyor. Anne adaylarını en çok kaygıya götüren şeylerden bir tanesi bu. Genel olarak baktığımızda özellikle bebeğiniz anne karnında çok yaramaz, çok hareketliyse, çok böyle dolanıyorsa kordonu dolayabilir kendi kendine bir yaramazlık yapabilir. Yani boynuna 3 kere 4 kere kordonu tam tur dolamış olan bebek de var. Diğer bir önemli risk faktörü tabii kordonun uzun olması. Kordon ne kadar uzun olursa o kadar dolanma ihtimali artıyor. Yine yapılan bir bilimsel çalışma var. Özellikle kordonun 70 santimden daha uzun olan olgularda dolanmanın daha fazla olduğu tespit edilmiş. Hatta literatürde 150 santim yani 1,5 metrelik bir kordonla doğan bebeğin boynunda 10 kez olarak kordon dolanmış olarak doğan bebek de tanımlanmış durumda. Tabii böyle insidental, rastlantısal vakalarla karşılaşıyoruz. Peki ne sıklıkla karşımıza çıkıyor bu hadise? Genelde %20-25 civarında bebeğin boynunda bilimsel çalışmalarda raporlanma oranı yani bebeğin boynunda 360 derece tam tur bir kordon dolanma ihtimali genellikle 5 gebelikten birinde kabaca oluyor. Fakat sadece kordon bebeğin boynunda değil, zaman zaman koluna dolandığı, zaman zaman vücuduna dolandığıyla da karşılaşıyoruz, görüyoruz doğum esnasında. Genellikle de bu oran %5 ile 6 civarında oluyor. Yine elimizde çok büyük bir çalışma var. Böyle 270 bin tane doğumu incelemişler. Böyle bir çalışma var. Yani bu çalışmada bebeklerimizin boynuna kordon dolanması ile ilgili herhangi bir şey var mı diye bakıyorlar. Kiminde tek tur dolanıyor, kiminde 3, kiminde 4 kez dolanan da var. Ekstrem olgular var ama bu çalışmada özellikle 270 bin tane doğumu araştıran çalışmada dolanma insidansını aşağı yukarı %16 civarında yani 100 gebeliğin 16'sında bir tur bebeğin boynunda kordon dolandığı gösterilmiş bu çalışmada. Aynı zamanda yine bir farklı çalışmada anne yaşının, doğum sayısının ve ırkın bebeğin boynuna kordon dolanmasını etkilemediğini biliyoruz. Tabii biliyorum. Anne adayları özellikle videolarımda, Instagram'dan veya kanalda bana çok fazla soru geliyor. Çok kaygılı olabilen anne adayları var. Teşekkür ediyorum. Gerçekten onur duyuyorum yani videolarımın bu derece talep görmesinden. Bana çok fazla soru geliyor. Yani bu kordon mevzusu yani merak edilen bir konu. Çünkü böyle halk arasında bir mit var, bir efsane var. İşte bebeğin boynuna kordon dolanmış, efendim bu bebek ölmüş gibi böyle çok fazla şeyler dolanıyor. Şimdi bunun gerçekten işin hem 20 yıldır bu işi yapan biri olarak hem de bilimsel çalışmalara bu videodan önce yeniden göz atmış biri olarak size tekrar güncel bilgiyi aktarmak istiyorum. Anne adayları özellikle ultrason yaparken bize soruyorlar. Yani bebek kordon boynuna dolanmış mı diye. Genel olarak tüm dünyada yani bebeğin boynuna kordon var mı yok mu diye rutin olarak bir tarama veya bakış yapılmaz. Genellikle yapılmaz. Ancak bunun aksini iddia eden bilim insanları da var. Elimizde ultrasonografi var. Ultrasonografi bize bebeğin boynunda kordon var mı yok mu az da olsa bilgi veriyor. Özellikle yine bununla ilgili de yapılmış çok çalışma var. Yani sadece ultrasonografi yaparak biz bebeğin boynunda kordon var mı yok mu bunu anlayabiliyor muyuz? Bu oran aşağı yukarı %70 duyarlılıkla anlayabiliyoruz. Yani ultrason
hastaların sadece %70'ini tespit edebiliyor. %30'luk bir açık var. Ama burada renkli ultrason, elimizde bir silah. Renkli ultrason yapıyorum ben. Özellikle şüphelendiğim bir olgu, bir durum olursa bebeğin boynunda renkli ultrasonla kordon dolanması var mı yok mu? Bunu biraz olsun anlayabiliyoruz. Daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Tabii her zaman bebeğin boynunu, özellikle de doğum yaklaştığı zaman bebeğin boynunu, bebek içeriye giriyor. Plazenta önde, ellerini buraya sıkıştırıyor. Kendini içeriye katlıyor. Fleksiyon habitusuna geçiyor. Boynunu %100 göremeyebiliyoruz. Ama genellikle boynun hani %70-75'i kadarını görebilsek ultrasonografideki görüyoruz. Bu pragmatik bir yaklaşım. Ama ilerleyen aşamalarda bunun %100 boynunu göremediğimiz için de aileye veya anne adayımıza işte senin bebeğin boynunda kordon yok ya da var, %100 bunu söylemek kolay değil elbette. Tabii bilimsel çalışmalarda dünyada az önce de söyledim, bazı otörler her bakıda mutlaka bebeğin boynunda bir kordon var mı yok mu diye bakın diyor. Bazısı bakmayın diyor. Çünkü ultrasonografi ile bebeğin boynunda kordon varsa da çok da yapacak bir şey yok. Yani bir kez bebeğin boynuna kordon dolandı diye bebeğe bir şey olacak hali yok. Ancak bir yandan biz eğer gebemize ya senin bebeğinin boynunda kordon dolanmış dersek, diğer taraftan anne adayına çok ciddi bir rahatsızlık, ciddi bir kaygı yüklemiş oluruz. Bu kaygı da tabii doğal olarak anne adayını çok zorlayabilir. Çok gereksiz müdahalelere yol açabiliriz bu kordon mevzusu yüzünden veya çok sık kontrollere çağırıp ondaki kaygıyı 9 ay boyunca bu kaygıyla işi götürebiliyoruz. O yüzden birazcık bu konu hala hekimin biraz klinik tecrübesiyle götürülebilecek bir konu. Yani bununla ilgili elimizde çok bir veri yok gerçekten. Yani tesadüfen baktığımızda, yani gebemiz ultrason masasına yattığında bazen bize soruyor. Yani bebeğimin boynunda hocam kordon var mı? İşte arkadaşım böyle bir şey yaşamıştı gibisinden. Genellikle aileyi sakinleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü o an için bebeğin boynunda kordon görsek bile bunun geçici bir şey olabileceğini biliyoruz. Yani her kordon dolanmış hastada kordon orada öyle kalmıyor. Zaman zaman açılıyor. Bir sonraki muayenede hiç göremeyebiliyoruz. Hatta çok erken haftalarda bile kordon gördüğümüz oluyor. İkili test yaparken bile kordon gördüğümüz oluyor. Veya bazen NST sırasında, yani bebeğin kalp atışlarını incelerken özellikle o kalp atışlarındaki hareketlerden kordon basısı olup olmadığını anlayabiliyorum ben. Eğer şüphelenirsem de oturup tabii bebeğin boynunda kordon var mı yok mu diye bakmaya çalışıyorum. En azından %70 duyarlılıkla, %85 duyarlılıkla renkli ultrasonla bir şeyler anlayabiliyorum tabii ki. En azından hastamı yakından takip edebiliyorum. Çünkü 3'ten fazla kordon dolanırsa bebeğin boynuna ve bu çok sıkı olursa zarar verme ihtimali var. Bu anlamda da sıkıntı oluyor. Ancak haftalar ilerledikçe, mesela 2. trimester'da baktık diyelim, 26. haftada baktık bebeğin boynunda kordon gördük. Bunun yok olma ve daha sonrasında bebek yeniden hareket ederek kordonu yeniden çözümlemesi, açılması beklenen bir şey. Ancak ilerleyen haftalarda veya birden fazla kordon dolanması varsa bunun çok fazla geri dönmeyeceğini biliyoruz. Ancak yine de bebeğin buradaki temel soru işareti şu aslında. Bebeğin boynunda kordon var ise gerçekten özellikle bu hani az önce söylediğim 270 bin çalışmayı inceleyen bir meta analiz var. Burada şunu karşılaştırmışlar. Eğer bir değil de iki kez kordon dolanırsa bebeğin boynunda, bebeği anne karnında kaybetme ihtimalinin bir tık arttığı gösterilmiş bu meta analizde, ama bunun yine de net ispatlanmış bir data olmadığını biz biliyoruz. Yani aslında bakarsanız bebeğin boynunda kordon dolandığında bebeğine bir şey oluyor mu? Hayır, bilimsel çalışmalarda olmuyor. Ancak yine de gösterilmiş olgular var. 3 kere, 4 kere, 5 kere, hatta az önce söyledim 10 kere dolanmış bebeğin boynunda kordon, bebeğini kaybetmiş insanlar var. Biliyorum, işte bunları duyuyorsunuz sizler de. Halk arasında da dolanıyor bu durum. Ancak bu bir kere iki kere de bilimsel olarak bugün gösterilmiş bir şey yok. Yine biz biliyoruz ki ultrason yaptık. Bebeğin boynunda bir kordon gördük. Herhangi bir ekstra bir şey yapmıyoruz. Yapamıyoruz da.
Ve önerilmiyor da bilimsel olarak baktığımızda bebeğin boynunda kordon varsa ne yapacağımıza dair. Hani elimizde böyle bir bilimsel işte şunu yapın, bunu yapın, bunu yapın gibi bir şey yok. Bu durumda oturup hastamızla yani gebemizle oturup tartışıp konuşup sizin de burada kendi yönetiminizde, kendi gebeliğin yönetiminde bir kararda proaktif rol almanız gerekiyor. O yüzden zaten bu videoyu çekiyorum. Hani birazcık fikir olsun, birazcık kafanıza bir şey otursun diye. Tabii yine çalışmalar var, işte geriye dönük yapılan çalışmalar var. 188 gebe ile 115 gebeyi kıyaslamışlar. 37. haftadaki durumlarına bakmışlar. Herhangi bir bebekte herhangi bir problem rastlanmamış. İleri vadede bebeklerde herhangi bir problem rastlanmamış. Aynı zamanda bu olgularda sezaryen doğum gerekliliği olmadığı gösterilmiş. Ancak yine de aileye bunu anlatmak gerekiyor. Çünkü zaman zaman eğer baktığınız bebeğin kalp atışlarında herhangi bir sorun varsa, çünkü ister normal doğum sırasında zaten bebeğin kalp atışları takip ediliyor. Herhangi bir sorun varsa zaten gerekli durumda sezaryen doğum yapılması gerekiyor. Bebeği riske atmamak için. Çünkü zaman zaman gerçek düğümlerle de karşılaşıyoruz. Bizim de öyle olgularımız olmuştur. Çok da oluyor yani. İşte gerçek bir düğüm var. Bebek aşağıya doğru inmeye çalıştıkça kafasının hareketleriyle, dönüşüyle, aşağı inişiyle beraber o düğüm sıkışıyor veya boynundaki kordonlar sıkışıyor ve biz onu bebeğin kalp atışlarının NST cihazında, sizler onu böyle biliyorsunuz, monitörizasyonda biz onu anlayabiliyoruz. Hani kordonunda kan değişimiyle ilgili kordonda bir bası olduğunu anlayabiliyoruz ve buna göre de işte gerekirse sezaryen kararı alabiliyoruz. Aslında özetle bebeğin boynuna kordon dolandı diye işte bebeğe bir şey olacak, işte bir gelişme geriliği olacak, bebeğimi kaybedeceğim diye bir şey yok. Ancak yine de işte buradaki bu konuşmanın üzerine hekiminiz de bu bütün süreci mutlaka götürmeniz gerekiyor. Umarım video birilerinin işine yaramıştır. Umarım birilerine ulaşmıştır. Bir işe yarıyordur bu videolar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı gebelikler diliyorum efendim.